usta kaynakçı 10 yıllık bankacıdan daha çok kazanıyor. Bu tespit İstanbul Ticaret Odası'nın istihdam raporundan. Kanal 7 ekibi Ankara'da raporun izini sürdü. Vekil maaşından yüksek alan kaynakçılar var. Sıkıntı yeni usta yetişmemesi. Firmalar kalifiye personel bulmakta sıkıntı yaşıyor. Vasıflı usta maaşı bankacılarla yarışıyor. Kaynakçılar bankacılardan, 10 yıllık deneyimli bankacıdan daha çok kazanıyor. Bir bankacı ne kadar alıyor şu an mesela bilmiyorum. Tahminen 50 bin lira alıyor diyelim. Tahminen 50 bin. Zamanında kendi yetiştirmiş adamlar için doğru bir fiyat. Temmuz'da ne kadar kazandınız abi? Yaklaşık 100-110 bin lira civarı kazandım yani. Kar mı? Kar. Çarpıcı tespit İstanbul Ticaret Odası'nın istihdam raporuna yansıdı. Rapora göre usta kaynakçı 10 yıllık bir bankacıdan daha yüksek maaş alıyor. Kendimize 200 saat fazla çalışıyoruz, fazla yoruyoruz. O emeğimizi karşına alıyoruz. Hani yeri geldiği zaman bir milletvekilinden geçiyor diyebilirim. Ama bizimki şöyle işe bağlı yani. Kanal 7 Ankara Ostim'de raporun izini sürdü. Firmalar artık usta bulmakta zorlanıyor. Arz talep dengesi ücret politikasını da değiştirdi. Artık usta kaynakçılar 10 yıllık deneyimli bankacılardan daha fazla kazanıyor. Üstlenilen iş ve çalıştırılan eleman sayısına göre gelir değişiyor. Kaynak ustasının aylık geliri 100 bin lirayı bulabiliyor. Yeri geliyor aylığımız 100 bin lira geliyor, yeri geliyor 20 bin lira geliyor. Yani ben sürekli aylık 100 bin lira kazanıyorum diye bir şey yok. Hani sürekli iş olsa ben aylık minimum 100 bin lira geliyor. Hasan Usta yaptık kaynağı nasıldı? Vallahi bu kaynağa güvenerek bakılırsa depremle bu yüzden oluyor yani. Yani biz seni güvenip de sana kaynağı teslim edersek binler iki gün sonra kafamıza yıkarız. Aynen söyledim yani. Yeni eleman gelmemesi en önemli sorun. Kaynak ustaları çırak bulmakta zorlanıyor. Hani yazın da olsa, 10 günde olsa, 5 günde olsa çocuk evde yatmasın, gelsin çalışsın yani. Sanayide gelsen bizim yanımıza veya başka bir yanında çalışsa, bir iş öğrense, yani çünkü ataması olmasa bile o gidip amel olarak çalışmaz, gider usta olarak çalışır. Bu iş öğrenilmesi gereken bir iş olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Ben aslında kendimi hazır hissettiğim için bugün ilk iş günüme yeni başladım. Laf aramızda ustan aylık ne kadar kazanıyor biliyor musun? 100 bin lira civarında kazanıyor. Şu anlık hedefim o. Raporun sonuç bölümünde kapsamlı bir istihdam stratejisinin geliştirilmesi önerildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.